Herkese merhaba. Bugün farklı bir moddayım. İşten çıktım yine. En son işten çıkma araba sohbeti videomda enerjim çok düşüktü ama bugün enerjide sorun yok. Gayet iyiyim. Sakin bir gündü bugün. Yapılacakları yaptık diyeyim. Öyle söyleyeyim. Şimdi günün konusu bu değil. Günün konusu sevgili arkadaşım Esin Gladiç. Biliyorsunuz biz onunla karşılıklı challenge'lar yapıyoruz. İnanılmaz güzel challenge fikirleri var. Ve yeni bir challenge ortaya attı. Neydi o adı? Tozunu attırmak. Kaç kere izledim biliyor musun Esin o videoyu? Yani bu challenge'ı anlayabilmek için o kadar izledim ki güzel saat yollamışımdır hayatım, hiç merak etme. Bir şeyi çok güzel bir sohbet yaptı Esin o videosunda. Ağlamakla başladı. Ağlamanın bazen bir ihtiyaç olduğunu ve vücudumuzun bu ihtiyaçlarını yerine getirmemizle ilgili bir sohbetti. Çok güzeldi. Çok gerçekten harikaydı. Her zaman gülemeyiz. Her zaman depresif olamayız. Bunların hepsi hayatın getirileri. İnişler, çıkışlar hepimiz yaşayabiliriz, evet. Ve benim acaba bugün yapmak istediğim şey ne? Ya da bazen yapmak istediğim ne oluyor? Şimdi kendinize özel şeyleri yapmak için yalnız kalırsınız ya, yalnız kalmak istersiniz ya da benim kendimle konuştuğum ve kendimi iyi hissettirdiğim yer, kendi kendime kaldığım yer neresi sizce? Evde çocuklar var, işte hastalarım var. Ne kadar yalnız kalabilirim? Tabii ki araba. Arabada yalnız kaldığınızda ne yaparsınız? Bir şeylerin tozunu attırır mısınız? Mesela yüksek sesle müzik dinler misiniz? Ya bu telif olayı olmasaydı şu an açacaktım ben bir müzik de. Yine ben açayım bir müzik. Sesimi duymayabilirsiniz o müzikle birlikte. Ama ne yaptığımı görebilirsiniz. YouTube'un izin verdiği bir müziği koyarım. Şimdi gidelim yavaş yavaş. Ben az sonra bir müzik açacağım. Tabii önce ne yapıyoruz? Geri çıkıyoruz. Otoparktan geri çıkarken dikkatli oluyoruz. Şu direksiyonu bu şekilde tek elle kullanmak bana çok şey geliyordu, nasıl diyeyim? Hava atıyorlarmış gibi hissediyordum şoförleri araba kullanmazken. Ama bu geri de bir manevra hareketiymiş arkadaşlar. Direksiyonu bu şekilde döndürmek. Araba kullananlar biliyor da kullanacak olanlara buradan söylemiş olayım ben de. Evet. Şimdi ben burada beklerken bir müzik açıyorum. Şimdi onu açarken tabii ki buraya YouTube'un müziği girecek.
mısınız? Arabada yüksek sesle müzik açıp ona eşlik eder misiniz? Ruhuna iyi gelenler. Müzik açıp dinlemek. Ben çocuklar yabancı müzik tercih ediyorlardı arabada. Daha çok yabancı müzik dinliyordum. Çok bilmeden dinliyordum. Sonra bu YouTube aracılığıyla nostalji müziği yapan kanallarla komşuluk yapmaya başladım, öyle söyleyeyim size. Ve nostalji müziklerini sevmeye başladım. Şu anda da nostalji müzikleri dinliyorum. Ve hoşuma gidiyor. Bir şeyde de bunu görmüştüm. Instagram'da da bir arkadaş yapıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Sonra benim de rahatladığımı bu sayede fark ettim. Arabada müzik dinlerken müziğe eşlik etmek, başka hiçbir şeyi düşünmemek, kendini boşaltmak. Bazen bunu ağlayarak yaparız, bazen gülerek, değil mi Esin? Bazen de içimizden geldiği şekilde bağırarak. Ya şimdi dediğin gibi şehirde ya da uygun olmayan bir ortamda bağırıp çağırma şansın yok. Ama araba bence bunun için çok uygun bir yer. Kimse seni ne duyuyor, ne görüyor. Eğer bu şekilde bir videoya çekmiyorsan. Yani. Bir daha yapalım mı? Bakalım hangi müzik çıkacak. Ben radyodan açıyorum bu arada. Ne denk gelirse. Oğlum olunca şeyden açıyor da, Spotify'dan. Ben çok alışamadım daha ona. Beceremiyorum henüz. Ama radyoda ne çıkarsa güzel oluyor. Şansıma. Bazen de şey tutuyorum ha. Radyoda bu çıkanlar müziklerle. Yapar mısınız? Fal tutar mısınız? İşte müziğin içinde şu çıkarsa şöyle olacak gibisinden böyle eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum yolculuğumu kendi kendime. He, çıkıyor çıkmıyor. Bir şey oluyor olmuyor. Orası sorun değil de. Sonuçta ona bağlanıp kalmıyorum yani. Ama eğlenceli bir oyun oluyor. Hadi bir daha açalım.
Tekrar merhaba. Oh, arabayı kapatmamışım. Kapatırım şimdi. Evet, ben eve geldim. Ayarlamamışım, ne yapayım, heyecan herhalde. Otoparktayım. Kediyle çarpışıyorduk da ondan az önce şey oldu. Birden böyle önüme fırlamak istedi. Ben durunca da o da durdu. Karşılıklı durduk böyle. Sonra o başka yöne gitti, ben başka yöne. Bizim otopark kedilerimiz, biliyorsunuz. Seviyoruz onları. Böyle bazen iniyorsunuz, ayağınızın arasında dolaşıyorlar. Yürüyemiyorsunuz. Otoparkımızın güzel güzel kedileri var. Esin, oldu mu? Bu challenge sayılır mı? He? Biraz olmadı mı? Olmadı dersen bir daha yaparım hayatım. Tamam mı? Yani video bizim. Kanal bizim. İstediğimizi yaparız. Öptüm. Bay bay. Hoşça kalın. Öpücük Esin'eydi.